Sohbetimiz makam-ı cem'le ilgili. Makam-ı cem ne demektir? Bir salik efalini, sıfatını, zatını, Cenab-ı Hakk'a verdikten sonra fena-i efal, fena-i sıfat, fena-i zat yapıp artık mutu kable ente mutu sırrına erdiğinde veledi kalp, kalbin oğlu dediğimiz doğum yapar. Yani kalbin doğum yapmasına veledi kalp denir. Ve o veledi kalp artık ruhtur. Yani kalbin oğlu ruhtur. Yere düşmüş. Kapıyı da otur. Bu ruh ortaya gittiği zaman nasıl vücut ülkesinin tırnağınızdan saç telinize kadar tümünü yetkisi altına alıyorsa, çünkü ruh demek enerji demektir. Ruh demek hayat demektir. Sizin de bütün vücudunuz bununla ayakta durduğu için artık Cenab-ı Allah'ın vahdaniyet yüzü ayan beyan o kişide tecelli etmeye başlar. Kendisine nereye bakarsa baksın, Cenab-ı Allah'ın vecinden başka şey göremez o kişi. Ki karşılığında da zaten ayet-i kerime vardır. وَلِلَّهِ الْمَشْرُبُ وَالْمَارُبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّا بَيْتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ وَاسِيُونَ عَلِيمٌ Bakara suresinin 115. ayet-i kerimesinde yüzünüzü ister doğuya çeviriniz, isterse batıya çeviriniz. Bütün o veç, Cenab-ı Hakk'ın veçinden başka şey göremezsiniz. Doğu, ruh yönüdür. Sıfatlara baksanız, sıfatlarda artık sıfatların cinslerini, isimlerini göremezsiniz ama fakat orada tecelliden olur dersiniz. İşte bu vahdet denir. Onun için bu mertebede hak zahir, hak batın ifadesi kullanılmasındaki sebep henüz daha kendisinin sıfatlanmadığı için Cenab-ı Hak burada kulun mazarından bütün tecellilerini göstermeye devam eder. Onun için hadis-i kutsi de diyor ki kulum bana nevafille yaklaştığı zaman o kulumun gözünden gören olurum. Kulağından duyan olurum. Dilinden konuşan olurum. Bütün cevaya azasından ben tecelli ederim. Diyor. Neden o tecelli diyor? Çünkü tecelli eden zahirde görülüyor. Fakat tecelli masarı görülmüyor. Neden? Çünkü kendisinin gözü kulağı henüz daha yok. O bakımdan kulun mazarından açığa çıkmak durumunda. Ama kulun mazarından çıkıyor ama kulun mazarından çıkması demek onun içime alması anlamına gelmiyor. Onun için burasına vahdet alemi denir. İşte onun için burada 5 madde var. 1. Uluhiyet mertebesi denir buraya. Uluhiyet mertebesi nedir? Uluhiyet mertebesi Allah'lık mertebesidir. Yani buradaki tecelli Allah'a aittir denir. 2. Ferâiz denir. Ferâiz ne demek? Allah'ın farzlarının tecellisi demektir. Allah farzlarıyla bütün varlıklarda emri de tecellisi hep farzı zaten. Kendisi tecellisidir. Ondan sonra ruhullah denir bu mertebeye üçüncüsü. Ruhullah demek işte veledi kalbin, kalbin veledi yani oğlu. İşte ruhtur o. Yani kalbinizde bir idrakınız, bir gelişmeniz olduktan sonra idrak eder ki kendisine ait bir varlığın olmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu anlar. İyi de bu masalarda ben Cenab-ı Hakk'ı nasıl göreceğim? He, ruh şubesiyle görürüm. Ruh şubesiyle gördüğüm zaman da işte bu ruh Allah'ındır. Ona da ruhullah denir. Allah'ın ruhu denir. Dördüncüsü vahdet alemidir dedik. Çünkü bütün ister vücut ülkesi olsun, isterse alemi, bütün alemlerde olsun, onun çokluğunun birliğine vahdet alemi denir. Yani her varlıktan enel hak nidasını duyar. Yani hepsi ben hakkım der. Bütün varlıklar. İster cemadat olsun, ister nebadat olsun, ister hayvanat olsun, isterse insan olsun. Hepsi
Ben hakkım der. O kişiye. Onun için buraya vahdat alemi de denir. Bir de fenai nefis de denir oraya. Beşincisi fenai nefis. Yani kendi nefsini fena etmişti. Fenai efal, fenai sıfat, fenai zat yapmıştı da geldiydi oraya. Heh, artık burası temize çıkma alanı. Artık kendisinin nefsinden hiçbir şey kalmadı. Anlamına gelen fenai nefis. Nefsin fenası. Yani kişinin kendine nispet etmiş olduğu efali, sıfatın, zatın hakka verilmesi demek. Nefis neydi? Sizin nefsiniz, efaliniz, sıfatınız, zatınızdı. Daha evvelden bu size nispet ediliyordu. Bunları ifna ettiniz. İşte o ifna ettiğiniz için bu mertebeye de fenai nefis denir. Ayrı ayrı değildir. Beş parmak tek bir bilekle isimlendirilmiştir. Makamı cem. Cem demek neyin cemi? Efali sıfatın cemi demektir. Bu makamda Cenab-ı Allah dediğim gibi uluhiyeti tecellisi var mı? Var. Allah'ın zatından tecellisi var burada. Zat tecellisi var. Hakkı gayb çünkü. Feraizler var mı? Var. Demek ki tecelliler bütün mazharlarda en alak nidasıyla görülüyor. Ve bu tecelliler de Cenab-ı Hakk'adır, aittir diyorsunuz. Ondan sonra ruhullah diyorsunuz. Ruh demek ki sizdeki olan ruh sizin Ayşe ise Ayşe, Ayten ise Ayten esmasıyla sizde tecellisini gösterir. Ruh parçalanma kabul etmez. Birdir. Ama cemadatta cemadatı ruh, nebadatta nebadatı ruh, hayvanatta hayvanatı ruh, insanda da insan ruhuyla alınır. Bakın dikkat ederseniz Ahmet'in ruhu, Mehmet'in ruhu demiyor. Neden? Çünkü vahdet alemi olduğu için bütün sınıfların şeysi, yekününü de anlıyor. Böylece ne yaptık? Hem uluhiyet yönünü öğrendik. Allah'ın zatının tecellisi olduğunu. Hem feraiz, her masanın istat ve kabiliyetlerine göre tecellisi, birlik tecellisi gene ona ait. Ama isimleri söylemiyor bak. Ruhullah dediğimiz gene o birlik istat ve kabiliyetinize göre hangi şeyde masarda tecelli diyorsa o da onun ruhu. Hayvansa hayvan ruhu, insansa insan ruhu. Vahdet zaten toplumun birliği olduğu için burası vahdet alemidir. Bir de fenai nefis dedik. Fenai nefisten kasıt da kendinize nispet ettiğiniz nefsinizi Cenab-ı Hakk'ın nefsi olarak bilmeniz sizin buraya fenai nefis yapmanız anlamına gelir. İşte burada hak zahir olduğu için hak batın, halk batın, halkın mazarından bir tek tecellisiyle kendisini gösteriyor. Burası işte kabızlık yeri orası. Yani her varlığın gözünüzün bakma mütalası, kulağınızın duyma mütalası, gözünüz, dilinizin konuşma mütalası yapılamıyor. Evet, gözden gören o, kulaktan duyan o, dilden konuşan o ama göz, kulak, el diye böyle ayrım yapıp da onu tahlil edebilecek bir şey yok. Çünkü bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, bir kısmı da mazara ait daha henüz. Tam manasıyla şey gelmedi. Hak zahir oldu ama batındaki olan kemalat yok. Halkın kemalatı yok. Orada Muhammed görünmüyor. Muhammed görmeyince nasıl dilendireceğiz onu? Dilendiremezsin. İşte bu mertebede Peygamber Efendi Hazretleri de demiştir ki akşam namazını imamla kılan onlardır Allah'ı hem zahir gören. Hak söyler en alak kulun dilinden. Yalvar kul Allah'a seher vaktinde. Yalvar kul Allah'a bahar vaktinde. Demek ki akşam namazına tekabül ediyor makamı cem. Onun için akşam namazını imamla kılar. Nasıl kılıyorsun imamla? İşte senin ruhun, senin vücudun imam. İmam oldu. Ondan sonra bütün sıfatlarından tecelli ettiği için onlar cemaat. Ve gönül mescidinde artık maddi bir varlığın kalmadığı için sen gönül mescidinde letafet alemine geçtin. Letafet aleminde de senin bir gönlün var, bir idrakın var, bir kabullenişin var. İşte bu demde onun şeysini imamla kılarsın. Yani vücudunda zat senin ruhundur, sıfatların senin cemaatlarındır. Bütün azab ve cefairinde senin ona uyan
bütün yekünüyle mescidindir. Böylece ne yaptın? Cenab-ı Allah'ın tecellisinin bir maddede şeysini gördün. Tecellisini gördün. İşte makam-ı cem dediğimiz yer ayrıca bir makam değildir. Ama Salih buraya gelip buranın bazı yönlerini bilmek mecburiyetindedir. Bilmezse diğer tarafları idrak edemez. Çünkü zatıma mirad ettim. Dikkat ederseniz fenai zat yaptığınızda tecelli zat hemen art karşılığından çıktı. Çıktı ama bu zat bunun değilmiş, bu zat Cenab-ı Hakk'ınmış dedik. O Cenab-ı Hakk'ın zatı ama bu bir ilim. Benim değilmiş, onunmuş. Ama şimdi o zatın görülmesi, o zatın tecellilerinin zevki var. İşte 5 tane madde onun için gerekli. Ondan sonra ancaksın burada kişi kabızlık yaşar. Burada kişi hakikaten ayağa kayabilir. Çünkü bu mertebe Cenab-ı Allah'ın zatının tecellisi olduğu için diğer ibadet taatları, amelleri, şunları bunları göstermez. Çünkü onlar Muhammed mazharından tecelli eden şeylerdir. Fiiller mesela. Sıfatlar mesela. Onlar görünmez. Çünkü onlar Muhammed'i giydiğin zaman, Muhammed elbisesini giydiğin zaman ortaya çıkacak. Bunlar olmadığı için kişi yalnız içerisinde, kendisini yalnız eder. Tamam, gördüğü Allah'tır. Kendi beyninde de diyecek ki, ya Allah bir, onun mümkün ondan başkası da yok. Tecelli edene bu. Tecelli ettiyse, tecelli olunan yok. Kendisi olan da, olunan da kendisi. Yani bir bakan var, bir görünen var diye bir şey yok, ikilik yok. Evet. Teklik var. O zaman ne namaz kılayım ben? Kime kılacağım namazı? Oruç tutacağım. Neye, kime tutacağım orucu? Yani yapacağı olan ibadet ve taatlarından o kişi de gerçeklik gelir. Ama o mertebenin gereği olduğu için o sıkıntıya düşer. O onu bırakmamalıdır. Bırakırsa zaten işi bitmiştir onun. Çok insanların İşte bu demde namazsız, niyazsız hale dönüşlerini görüyoruz. Diyor ki mülkünde Allah madem muhtarsa o zaman namazı kim kılıyor? Ben bugüne kadar ikilikteydim. Bir Allah vardı, bir de ben vardım. Ben kılıyordum namazı. Şimdi ise artık tamam bitti bende namazda. Allah kendi kendine namaz mı kılacak? Onun için ben namaz kılmıyorum diyor. Ve kılmıyor da. Gene inancında, gene iç gönlündeki olan İşte itikadında devam ediyor. Ama ameller yok. Zaten o mertebenin gereği o ameller. Muhammed batın. Yok, şey yok. Görünmüyor. O bakımdan hak zahir, hak batın olarak bu şekildeki bir idrak ile kişi burada sıkıntıya girmesiyle beraber artık o salikin hemen dersi değiştirir. Aşağı indirilirse o zaman sıfatlar mertebesinde hadis-i şerifteki gene hadis-i kutsidir o da kulum bana nevabille yaklaştığı zaman artık ben o kulumun görmesine göz olurum. Duymasına kulak olurum. Bak biraz evvel gözünden görüyorum diyordu. Kulumun gözünden gören kulağından duyan olurum diyordu. Şimdi ise görmesine göz olurum. Duymasına kulak olurum, konuşmasına dil olurum demek suretiyle hem zahirinin kendisine ait olduğunu hem de batının kendisine ait olduğunun ifadesini kullanıyor. Onun için tabii bu 40 günden fazla bekletilmez o kişiler. O zevke, o işe girerse. Ama öyle kardeşlerimiz var ki adam 10 sene cemde kalmış. 10. senenin içerisinde bana geliyor. Diyor ki benim makamım değiştirebilecek misiniz? Peki senin dersin neresi? Makamı cem diyor. Rabıtası nedir diyor? İllel mevlide illa ne diyor. İyi güzel. Sen bu rabıtaya kaç sene oldu sen buraya aralı 10 sene oldu diyor. İlimde kalmış. Hiç kullanmamış. Ey kardeşim sen de evine çatal, kaşak veya herhangi bir tencere gibi bir ihtiyacın oldu. Mutfağının bir kenarına koydun. İhtiyacı olduğu halde kullanmıyorsan ondan yemek yapmış olabilir misin? Yapamaz. Aynen bunun gibi. Bir kenara koymuşum. Bana ne? Şu bardak lazım. Su içeceğim. Ama bardağı almışım, koymuşum. Ne su içtiğim var, ne ettiğim var. Orada zorlayıp bekliyor. İnsanların şu
şeylerini beklettikleri gibi. Ne burada? Bak orada sürahi var, bardaklar var. Ondan istifade edilsin diye almış bunlar. Ama içiyor muyuz? İçmiyoruz. Ha bunun gibi 10 senede, 150 senede olsa burada bir şey yaramaz bu. Ama görüntü, görüntü. Millet işte düşünsü olsun, bir şekil arz etsin. Düşüncesiyle bunu koyuyor. Halbuki malzeme kullanılacaksa alınmalı. İşe yaramayan malzeme ben ne yapayım? Evet sandalye aldım. Oturmadık ondur. Ben ne yapayım bu sandalyeyi? Yani sandalyesi var desinler diye almış. Olmaz öyle şey. İşte mertebeler de aynen şeylere, tevhid de aynen böyle. O bakımdan kişi buraları kullanırsa kendisinde bir değişiklik olur. O değişikliği kamil gördüğünde hemen derhal dersini değiştirir. Hakikaten çalışan insan 40 günde o makama geçer. Yoksa 10 senede geçse geçemez. Tamam. Tamam. Bu da böyle.